Sarıyor ve çok güzel duruyor bence. Ben bununla çok rahat edebileceğimi düşünmüyorum. Niye? Ne bileyim, uzun zamandır giymedim ya elbise. Senin alabileni ya. Yok. Ya eteğim var şöyle. Çerçici gel. Aa, bu çok tatlı bir etek. Şöyle. Pantolon şortlu olan eteği deneyebilirim. Seni çekiyorum tabii. Oğlum bugün çok korkmuş, biliyor musun? Ne? Bilmiyorum, senin elinde sürekli bir kamera olmasın. Bence şu an senin şu 42 numara ayaklarını böyle zaten daha korkunç. Ya şimdilik değil ya, belki biraz bir hafta sonra falan, biraz daha zaman geçsin. Yalnız buluşalı da bir hafta oldu zaten herhalde. Biraz daha alışalım birbirimize, zaman geçsin. Ne kadar erteleyebilirsem o kadar iyi. Valla ihtilaf devletleri gibi nereden neyi çıkartacağı belli olmuyor. Neyse biz konumuza gelelim. Bugün benim doğum günüm. Evet, saygılar. Fötür şapkamı da taktım. Fötür değil ama, değil mi? Fötür değil. Bunu taktım çünkü dün bileklik satmaktan, daha doğrusu üst üste günlerdir bileklik satmaktan, güneşte kalmaktan çok fazla şuramda uçuk çıktı artık. Tamam anneciğim, 5'te buradayım. Yaradana kurban, yaradana. Gerçekten. Bugün benim doğum günüm ve bugünümü diğerlerinden, diğer doğum günlerinden ayıran en önemli şey bugün yapmak istediğim olacak çünkü sanki bana çağırıyorlar. Allah'ın kusurasını da benim adımı niye bağırsınlar balkondan aşağı. Neyse. Ne diyordum? Ben yıllar yıllar önce, 28 sene önce tam da bugün doğmuşum. Ve böyle bildiğiniz Ramazan'da annem, rahmetli annem iftar hazırlığı yaparken, iftar telaşesindeyken ben aniden dünyaya gelmeye karar vermişim. Ama biraz muzdarip bir senaryo olmuş. Çünkü biraz ani gelmeye karar verdiğim için tam doğuma hazır değilmişiz ve ebe beni doğurtamamış. Demiş ki bunu hastaneye götürün. Ben bunu yapamam. Annemi apar topar böylek traktör kasasında hastaneye götürmüşler. Biraz da uzakta bir dağ köyünde doğmuşum. Dağlık bir... Biraz da uzakta bir hastane. Bir dağ köyünde doğmuşum çünkü. Neyse, ay da şöyle gidecek. Neyse. Beni bir şekilde hastaneye götürmüşler. Doktorlar demiş ki bu artık çok zor, çok uzun zaman olmuş suyumun geldiğiyle doğumun gerçekleşme anı. Yaşamayabilir demişler. Ama gördüğünüz üzere 28 yaşında ikinci ülkesini gezmeye çalışan, kendi ayaklarında üzerinde duran genç bir kadın olmuşum. Ve bugün bu güçlü kadını oluşturan şeylerden bahsederken doğum günümü de çok özel bir şekilde kutlamak istiyorum. Ama önce doğum günü hediyelerini, daha doğrusu pastalarını alalım. Türkiye'deki A101 mantığıyla yapıldığını düşündüğüm için burada olur dedim ama küçük pastalar. Burada yokmuş, başka bir yere gideceğiz. Çadırda çalışmaya devam ediyordum ama artık bitirdim çadırda çalışmayı. Ya şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Şu çadırda gönüllü olarak çalışmam konusunda neden bu kadar anti tepki aldı bilmiyorum. Dernek bağlantılı olduğu için birçok kişi takipten çıkıyorum da demiş. İşte özelden de bana biraz söylenenler olmuş. Burada kaçırdığınız bir şey var. Ben ne bir dernek için oradayım. How are you? Ne herhangi bir derneği temsil ettim ne de herhangi bir firmayı. Ben orada sadece gönlümün istediği şekilde sıla olarak o etkinlikte tüm varlığımla oldum, bulundum, çalıştım. Ama bu kadar. Beni anlayabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden kısa konuşmadan sonra artık karşıya geçmem lazım. Ufak bir kaza. Anne, ben de bir saniye.
Garip gelmemiş ya. Excuse me. Where is egg cook? Happy birthday. Cook cake pasta. Thank you. Thank you. Happy birthday. Thank you. I'm sorry. Pasta, mum, peçete ve içecek. Evet. İşlem tamam mı? İçeriden çıkana kadar kantar içinde kaldım ya. Bu sıcakta bozulmadan bunları hemen doğum günü parti davetlilerimin yanına götürüyorum. İddia ediyorum bu doğum günüm. Asla unutamayacağım. Selam deriz. Olur. Ezilmem inşallah vlog çekeceğim diye. Sorry. Her geçtiğimde buralarda oluyorlar ve şimdi hiç yoklar ya. Kaç kere tur attım burada, yoklar. Hep böyle ufak ufak bebeler geziyordu buralarda. Ya gerçekten doğum gününde yalnız kalmak istemiyorum ya. Bunu yapmak istiyorum. Hayır, onda iyi pasta bozulmasa bari bu sıcakta. Selam derit. Evet. Evet, ilk parti arkadaşıma verdim. Çocuk diye hayal etmiştim ama o abla da çok sevindi bence. Oo, ablanın ekibi burada. Biz? Çok güzel. Hemen. Ben gitsin de bunları atayım. Evet, yiyorsun. Bye bye. Go home. Okay. Tam anlaşamadık. Yani daha doğrusu anladılar galiba da. Ben çocuklara vermek istiyorum ya. Çünkü biz 2 sene önce doğuya gitmiştik. Ayça ile beraber. 10 bin çocuğu giydirmiştik. Yani kışın ortasına terlikle gelen çocuklar monta, bota, kaza sevinmedi de tuttu. Onlara götürdüğümüz pastaya ve palençoya çok sevinmişti. O yüzden burada da çocuklara vermek istiyorum ama çocuk arkadaşlarım şu an yok ortalıkta. Pastanın yarısı bitti ama daha bir tane bebeğiyle mumuflayamadık ya. Kimse yok ya. Aha, buldum. Baby. Gel. Pasta. This? Torta. Torta? Torta. Hello. Then, this? Okay. Nasıl? Bak şimdi. Bu çatalın kokoreka ne? Hey.
Okay. Arkadaşlar çeparım bu bir ay. Aplıyor mu ya? Şey dede dede. Foto. Gel. Do you this? Rebecca. 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 Yes. Rebecca. Rebecca. Come. Just... Bak. Gel buraya. Gel. Money, no. Finish money. Finish, baby. Bye. Ya çok mutlu oldum ya. Of. Ben var ya çocuklar konusunda gerçekten fazla hassasım ama sokak ortasına şu an duygulanmak istemiyorum. Ama çok güzel oldu. Tam da böyle umudum kırılmıştı, kimse yok diyordum. Bir anda çıktılar, birken beş oldular falan. Budur ya, tamam işte ben istediğimi aldım. Yani gerçekten bu doğum günümü böyle planlamıştım ve her şey olması gerektiği gibi oldu. Çok mutluyum ya. Ciddi anlamda çok mutluyum ve insanlar bana bakıyor garip garip. Çünkü burada kimse kamera da çekmiyor, vlog da çekmiyor. Of!
İyi ki bu yola çıkmışım ya. İyi ki içimdeki Sıla'ya bir şans vermişim. İyi ki bu sınırları zorlamışım ve çocukluğuma kadar inmişim. Bak benim çocukluğumda yaşadığım ufacık şeyler, detaylar bu çocukların da hayallerini. Ya düşünsenize, hiç tanımadığınız, dilini bilmediğiniz bir kadın geliyor ve doğum gününü sizinle beraber kutluyor. Mum üflüyor falan. Bu çocuğun hayatına hiç çıkmaz ki. Hayatı boyunca bunu hatırlar. Hayatı boyunca bu anı yaşayacak yani, ben eminim. Of. Söyleyebileceğim çok şey var ama şimdilik bu kadar. Daha fazlasını söylersem gerçekten tutamayabilirim kendimi. Çok duygusalım. Doğum günüsü çocuğuyum ben. O yüzden üstüme gelmeyin. Budur ya. Artık görevi başarıyla tamamladığıma göre bu videoyu sizinle paylaşabilmek için eve gidiyorum. Bugün 11 Mayıs 2021 ve yer Kosova, Priştina. Burada doğum günümü çocukluğuma hediye ederek çocuklarla kutladım. Ve bu özel anıma sizi de dahil etmek istedim. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Ya ben çok çok keyif aldım. Çok mutlu oldum. Kameranın görünmeyen kısmında biz fotoğraf çekindikten sonra çocuklar ayrılırken böyle bana sarıldılar falan. Ben hissettim ya, o içindeki duyguyu hissettim yani. O çocuğun gerçekten böyle bir şeye ne kadar ihtiyacı olduğunu yani. Bu şey değil yani, yanlış anlamayın, parası yok işte bilmem ne falan değil. Bu onun için gelen bir hediye ya, daha çok dikkatini çekiyor ve daha önemli. Ya da benim oradan yaram var diye böyle hissediyorum, bilmiyorum. Neyse, dediğim gibi dil bilmediğimiz bilmediğim memlekette şimdi doğum günümü kutladım ve bundan gurur duyuyorum. İyi ki bu zamana kadar yaptığım bütün hatalarla, bütün yanlışlarla yaşamışım. Toplumun beni kabul etmesi için koyulan kuralları, tabuları yıktığım için de çok mutluyum. Çünkü bugünkü güçlü Sıla'yı inşa eden hep onlar. Yani şey değil, gittiğim kurslar, işte kaliteli görünmek için paralar döktüğüm, dış görünüşüm, arabalarım ya da başka bir şey değildi benim güçlü olmamı sağlayan. Benim güçlü olmamı sağlayan bu içimdeki Sıla'yı keşfetmemdi ve gün geçtikçe güçleniyorum, gün geçtikçe büyüyorum ve gün geçtikçe daha mutlu biri oluyorum. Tamam, özel günüm diye bugün çok konuştum. Şimdilik videoyu burada kapatıyorum. Tekrar teşekkür ederim benimle olduğunuz için. Benimle birlikte bu yolculuğuma eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.